Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere hep ben oyun videoları çekiyorum. Fakat bugün oyun videosu çekmeyeceğiz. Normalde bu girişi daha önce yapmıştım. Fakat kardeşim giriş çekmediği için tekrardan giriş yapmaz zorunda kalıyorum. Bazı yerleri tekrar anlatacağım sizlere. Arkadaşlar bugün birazdan da göreceğiniz üzere bilgisayar kasamı temizledim. Nasıl temizledim, nasıl yaptım birazdan göreceksiniz. Fakat şunu tekrar söyleyeyim. Fön makinesi ya da kompresör aracını yaparız. Kompresörler pahalı olduğu için evinizde her insanın olmaz. Çok nadir kişilerin oluyor. Soğuk hava üfleyen yani soğuk hava üfleyen fön makinesi varsa onu kullanın. Çünkü sıcak havayla üflediğiniz zaman kasanın içine o fönü tuttuğunuz zaman kasanın içindeki o anakartın üstündeki, renkartın üstündeki lehimler erimeye yol açar ve bilgisayarına çok yani büyük bir zarar görür. O yüzden dikkatli olun, soğuk üflediğine emin olun ki lisanı zarar görmesin. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenirseniz şimdiden like atmayı, kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Bilgisayar temizlerken çok dikkatli olun. Çünkü bilgisayarınızdaki ekran kartının ve diğer parçaların zarar görmemesine dikkatiniz olun. Birazdan anlatımlı bir şekilde izleyeceksiniz. O yüzden hadi videoya geçelim. Şu an sadece hava tuttuk, şöyle gösterelim. Hava tutmamız da yani bayağı bir temizlendi. Ekran kartının üstleri falan. Birazdan şöyle, hatta hala şuralarda var, onları birazdan ayarlayacağız. Birazdan tam detaylı bizim fırçamızla beraber ayarlayacağız. Arkadaşlar öncelikle bu fırçayı söylüyorum. Fırça ne için? Buradaki içindeki tam pislikleri böyle attırmak için. Ama bu, yine dediğim gibi dikkatli olun, içindeki şuradaki fanların kırılmamasına özen gösterin. Kırmadan nazikçe yavaş yavaş bu içindeki tozları arttıra şöyle ayarlayın. İçinde bayağı toz kalıyor bu arada. Hani ben elimden geldiğince atmaya, çıkarmaya çalışıyorum. Sizlerin böyle ince uçlu bu sulu boya yaptığımız fırçalarla yaparsanız daha güzel olur. Onlar en azından tam detaylı onlarla temizleyebilirsiniz. Ben bunu da kaba taslak temizleyebiliyorum. Yani fenimizi de köşelerdeki tozları bir alalım. Hep tozlar, toz bağlıyor buralar. Eğer yapmayı bilmiyorsanız da hani benim bilgisayarım çok riskli. Ben elleyemiyorum. Bir şey olur korkusuyla yaşıyorsanız, hani yapamıyorsanız en yakın bir bilgisayarcı, güvendiğiniz, tanıdığınız bilgisayarcı götürüp de oradan böyle hava kontrolüyle adama temizlettirebilirsiniz. Fazla çıkmaz, 15 gün kadar ancak bir atarsanız adam temizler diye düşünüyorum. Yani temizlemeyi bilmiyorsanız ya da hani bilgisayarınızda sıkıntılar varsa, bu temizleme işlemlerimizin nedeni de bilgisayar en az daha hızlı yani, böyle toz kapladığı zaman, hele hele bu işlemcinin üstündeki fan toz kapladığı zaman çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. İşlemci ısınıyor. Yani hava almadığı için bayağı bir ısınıyor. O yüzden yani bilgisayarda istediğiniz performans alamıyorsunuz. Aynı şekilde ekran kartı da dahil. Bunları temizlerken özen ve dikkatle temizleyin. Çünkü zarar görme olasılıkları çok yüksek ve çok hassas bir parça bunlar. O yüzden sakince ve yavaşça yapın. Önce tabi fanla başlıyorum ki fan önemlidir, işlemciyi rahat ettirelim. Bu arada bazen hani şey de sorabilir, abi hani bu işlemciye sürülen macunlar falan, o macun bizde var fakat ben onu yani çok fazla bilgisayar anlamadığım için, yani anladığım kadarıyla sizlere yardımcı olabiliyorum. Çok fazla anlamadığım için ben macun işlemi falan, hani daha doğrusu işlemcinin üstündeki fanları söküp işlemciyi söküp ayarlama işlemine girmiyorum. Onu genelde bizim bilgisayarcı ya da benim bilgisayarımdan bir kuzenim var. Ona hasar aldım. Ona yaptırıyoruz. Genelde zaten bilgisayar bozultumu o yapıyor. Yani ona buradan teşekkürler her şey için. O yüzden dikkatli bir şekilde ayarlayın.
Hala bir içinde tuz kalıntıları var. Bunları bizde olsaydı şey yapacaktım ben, o dediğim gibi sulu boya olduğu fırçalar var. Onlarla daha böyle detaylı temizlik yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi tekrardan fanların üstündeki pervaneleri kırmamaya özen ve dikkat edin. Çünkü onlar çok önemli parçalar. Ve tozların içinde kalmadığına emin olun. Şimdi arkadaşlar, alayım ben. Öncelikle bu fanlarımızı temizleyeceğiz. O öbür fanı, şu fanımızı temizledik. Tertemiz ettik. Şöyle tekrardan şunları da ayarlayalım. Şöyle. Şu yanlarda falan. Toz falan kalıntısı varsa. Tamam mı? Şu normal ayrıca ikinci taktığınız soğutma fanı olarak taktığınız fanları temizlemek için eğer çıkartma şansınız varsa çıkarıp böyle silerek silmenizi tavsiye ederim. Ben şu an uğraşmak istemediğim için çıkarmayacağım, çünkü üstündeki daha biraz kalın bir daha, kendi bir daha değil. O yüzden sıkıntı yaratır takarken. Zor takılıyor. O yüzden şöyle kapatarsak hani temizleyebildiğim kadar temizlemeye çalışacağım. Normalde temizlemeseniz olur ama ben temizlemeyi tercih ederim, çünkü hani dışarıdan bakıldığı zaman pis bir görüntü görükmesin diye. İsterseniz temizlemeyebilirsiniz de. Siz, yani bu bizim yani eski tip kasa olduğu için biraz daha kolay temizleniyor. Yeni tip kasalar biraz daha zor. Eğer yani bozulur korkunuz varsa, ellemek istemiyorsanız bilgisayarcıya da götürüp temizletebilirsiniz. Çünkü yani 3 aydan bir ya da 5 aydan 5 aya, 6 aydan 6 aya temizletmenizi götürüp temizlemiyorsanız tavsiye ederim. Çünkü yani dediğim gibi içindeki parçalar çok önemli parçalar ve yani şu an bu pandemiden dolayı bayağı fiyatlar arttı. Hani alma şansınız biraz daha zorlaşıyor, çünkü hani ortalıkta bir ailenin çocuğu almaya zorlaşıyor aynı bizim gibi. Çünkü fiyatlar bayağı uçtu pandemiden dolayı. O yüzden götürüp temizletmenizi tavsiye ederim. Çünkü toz kalıpları bayağı büyüdüğü zaman sıkıntılar da yaratabiliyor. Yani, kasamızı temizleyebiliyorsunuz artık. İnşallah işinize yarar. Yeni abone olmayı unutmayın. Bay bay.